Meclis Taksi bu hafta Doğu Karadeniz'in güzel şehri Artvin'de. Artvin deyince insanın aklına ilk gelen elbette o güzel eşsiz doğası. Ama gürül gürül akan Çoruh Nehri'ni, yaz aylarında oldukça neşeli geçen boğa güreşlerini ve sıcak insanlarını da unutmamak gerekiyor. Sürücümüz Anonim Muhalefet Partisi'nden bir isim. Anayasa Komisyonu üyesi Uğur Bayraktutan. Birazdan Uğur Bey'e Meclis Taksi'nin anahtarını vereceğiz ve hemşerileriyle dertleşmesini hep birlikte izleyeceğiz. Uğur Bey hoş geldiniz. Sizler Artvin'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizleri burada görmek çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de öyle. Hemen sorayım, nasıl arabalarla aranız? Araba kullanmayı sever misiniz? Gayet iyi. Artvin'li olup da araç kullanma şansı olamaz. Bu coğrafyayı gördünüz burada. Gördük. Evet. Yani Türkiye'nin hatta belki dünyanın en iyi şoförleri Artvin'den çıkar diye derler. Katılıyorum. Biz de bir kere kaza yaparız. Bir kere kaza yapmayız. Öyle derler. Allah anlamda Allah korusun tabii ki. Ama bu coğrafyada araba kullanmamak mümkün değil. Artvin'in şoförlerinin ünü bütün dünya. Bütün Türkiye'ye bilinmektedir. İdare ederiz öyle diyelim. Göreceğiz. Size hemen hemşehrilerinizin arasına yolluyorum. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyorum. Delikanlı yukarı mı geliyorsun? Efendim, yukarı mı geliyorsun? Yok abi ya, dolmuşta çıkarım ben sana. Hadi atla atla arkaya hadi. Aleyküm selam. Ne var ne yok, iyi misin? İyiyim abi, seni sormalı. Bugün böyle geziyoruz böyle. Ha, bugün gördüm bir şeyden ya, Facebook'tan. Gördün mü? Aha, gördüm. Tamam. Tanıdın mı beni? Ha, tanıdım abi. Tanıdım. Peki. Nasıl biliyorsun çalışmalarımızı? Güzel. Güzel mi? Hoşuma gidiyor yani. İyi gidiyor muyuz? İyi gidiyorsunuz. Nasıl işler, iyi mi? İşlerimiz güzel, Allah'a şükürler olsun. Güzel değil mi? Evet. Gel bakalım. Çarşıya. Çarşıya mı gidiyorsun? Nereden geliyorsun böyle? Ben Ardanuş'tan geliyorum abi. Ardanuş'tan geliyorsun. Hayrola, çarşıda ne işin var? Ya bir askerliğimi tecil edecektim. Gitmeyeceksin askerliğe, daha sonra gideyim diyorsun. Evet, biraz. Hangi köydensin? Ben Ardanuş Tanzot köyünden. Tanzot'tan. Aydın köylüyüm diye demiyorsun. Evet. Beni tanıyor musun? Yok. Tanımıyorsun. Uğur Bayraktan ismini duydun mu hiç? Duydum. Ne iş yapıyor? Ne iş yapıyor? Mecliste. Mecliste midir? Evet. Mecliste ne yapıyor? Mecliste, bakanlık. Milletvekilliği. Milletvekilliği yani. Evet. Pardon. Evet. Askeri şubesine gidiyorsun herhalde değil mi? Evet. Bu sene kaç doğumlular gidiyor askere? Şu anda 94'lüler gidecek. 94'lüler gidiyor? Evet gidiyor. Öyle mi? Hı hı. Hadi hayırlısıyla gider gelirsin sağ inşallah. Ol. Teşekkür ederim. Askere gidip geleceğiz, iş kuracağız, evleneceğiz ha, ne dersin? İnşallah, ha? İnşallah. İnşallah mı? Vallahi çok güldüm bir şey ha. Bilmiyorum, bana nasip ederse olacak yani. Hadi inşallah, inşallah. Hadi. Hayırlısı nasip etsin inşallah, oldu mu? Elektrik işleri iyi mi? Elektrikçi işleri. Elektrik işleri güzel. Para var mı piyasada? Millet memnun mu? Millet biraz hani derin yanmaya yanıyor da. Öyle mi? Bu zamdan dolayı. Evet. Zaten iki günde bir zam oluşuyor işte piyasada. Evet. Bakalım artık sonumuz hayır olsun. Öyle mi? Nasıl, şey nasıl, işsizlik nasıl? İşsizlik had safhada gibi. Aynen. Öyle mi? Şikayet var mı? Şikayet. Aydın köyünde de şikayet var mı? Aydın köyünde de var yani. Var bayağı bir. Gençler hep köyde değil mi? Gençler hemen hemen hepsi köyde yani şu anda. Yani işsizlik çok yani yüksek olduğu için. Evet. En büyük sorun o mu? En büyük sorun, evet, işsizlik. Değil mi? Evet. Ne yapacağız? Vallahi elimizden tutanılırsa. Bu sorunun bir çözüm bulacağız. Evet. Şöyle bırakayım, şubede olan şeyde indireyim seni, olur mu? Tamam, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ol, hadi. Çok teşekkür ederim. Sana geliyorsan bırakayım. Atlayın. İskebe'ye gidiyorum ben sana. Nereye? İskebe'ye. Tamam. Evet. Buralısınız değil mi? Evet, buralıyım. Beni tanıyor musunuz? Tanıyorum efendim. Öyle mi, tanıyorsunuz? Evet. Kimim ben? Uğur Bayraktutan. Teşekkür ediyorum. Evet. Sağ ol. Nerede çalışıyorsunuz siz? Orman Bölge Müdürlüğü'nde. Orman Bölge Müdürlüğü. Evet. Nasıl, işler iyi mi? Her şey yolunda mı? Yolunda efendim. Yani. Yolunda? Evet. Yani burada çalışıp oraya gidiyorsun. Evet, oraya gidiyorum, evet. Lojman orada. Evet. Tamam. Tamam. Sizin şey neresi? Artvin neresindensiniz? Şavşat. Hangi köy? Eski Kale Köyü.
Eski kale. Evet. Tamam. Bizim abi bizim ya. Esin Güner'in köyü ya. Evet evet. Esin Güner'in köyü mü? Evet. Bizim Yılmaz'ın köyü. Ha? Hafız'ın köyü. Evet. Hepsini gör bak herkesi tanıyorum ne dersin? Hepsi akrabalar benim ya onlar. Ha, akrabalar. Ben de çok kişiyi tanımıyor muyum ne dersin? Evet tanıyorsun evet. Köyünüze çok gelmişim de ondan dolayı. Benim daha önce ne iş yaptığımı biliyordun herhalde. Biliyorum ya. Biliyorsun. Avukat. Avukattım değil mi? Ondan dolayı çok geliyordum yani köye. Biz de bugün meclis taksi böyle şeyde Artvin'de güzel bir uygulama yapıyor. Aha. Hem yolcularımızı alıyoruz hem onları dinliyoruz. İyi olur ya. Nasıl Artvin'de ne görüyorsunuz? Bir sorun var mı Artvin'de? Herhangi bir sıkıntı görüyor ya, musunuz? Artvin'de sıkıntı çok ya. Nedir mesela böyle dinlemek otopark. İsterim. Otopark sorunu. Otopark sorunu var mı? Evet. Öyle mi? Evet. Bak, o yanda araba, bu yanda araba. 600 kişilik otoparkımız var ama gene millet oraya otoparka bazen çekmiyor, geliyor yollara park ediyor. Sen burada gideceksin. Ben o kapıdan inersen, bu kapıda bir problem tamam, var. Şuradan inersen sana zahmet olmaz değil mi? Evet. Oldu mu? Çok teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin size. Oldu size mu? De hayırlı işler. Hadi teşekkürler. Yukarı çıkıyorsan bırakayım hadi. Araba geliyor. Atlayın atlayın hadi. Atlayın atlayın götürürüm ben sizi hadi. Bugün bedava. Arkaya binme ama arkaya binme. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldiniz. Merhaba Umur Bey nasılsınız? Sağ olun sizler nasılsınız iyi misiniz? Çok şükür iyiyiz. Bugün meclis taksi bedava servis yapıyoruz. Öyle mi? Evet. Teşekkür ederiz. Oldu mu nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz çok şükür. Bizi kimse tanımasın diyoruz ama tanıyorken ne yapalım? Artık küçücük yer. Küçücük yer değil mi? Herkes birbirini tanıyor. Maşallah kaç ne kadar oldu? Üçüncü yaşına giriyor. 17'sinde bu ay. Allah bağışlasın. Üçüncü yaşına. Amin amin sağ olun. Nereye böyle ne tarafa? Büyük Ormanı. Büyük Ormanı. Soruyorum böyle binenlere nedir sıkıntı Artvin'le ilişkin söyleyeceklerinde de sizden de dinleyeyim. Benim şahsen iş. İş mi? Evet. En büyük sorun iş mi? Benim için iş. Eşim için değil ama. Öyle mi? İş sorunu önemli bir problem değil mi? Evet benim için önemli. Evet. Sorun olarak ne görüyorsunuz? Sıkıntı olarak bir şey mi? Gerçekten. Sorun olarak benli olarak mesela çocuğumu yazın olsun, kışın olsun. Hani güzel bir oyun parkı olsun. Hani çocuğumla gidebileceğim bir yer yok. Evet. Evet. Mesela ben aşağıda onlar da var. Evet, evet. Orada size oyun parkı yok mu o yakınlarda bir yerde? Ya oyun parkı var ama orada da hani çok fazla bu çocuk için yapabileceğim, benim oturabileceğim, bir kahvemi içebileceğim bir şey yok yani. Bayanların zaman geçirebileceğim. Aynen öyle. Öyle. Bayan çocuğumla beraber çoğu zaman dışarıya çıkamıyorum. Evet. Ben. Evet. Büyük bir eksiklik bence. Evet. Ve dışarıdan gelen hani tayin nedeniyle bir sürü insan da böyle düşünüyor. Evet. Hani Artvin'in halkın tamam ama... Yabancı gelenler için daha mı zor Artvin? Daha mı yorucu? Aynen yani? Öyle. Bence daha zor. Şimdi deminden beri... Biz alıştığımız şey için. Aldım. Özellikle öğrenciler... çok canlarını sıkıldığını ve... Evet, sosyal faaliyet alanlar olmadığından dolayı. Evet, kesinlikle. Pahalı olduğunu söylüyorlar bir de şeyin. Yani öğrencilere göre pahalı. Evet. Onlar bir sıkıntı çıkıyorlar. Aslında sosyal faaliyet alanları yapılması lazım artık. Evet. Biraz dışarıdan gelen insanlar için daha doğrusu. Biz alıştığımız için Artvin'e dışarı çıktığımız zaman onları yapabiliyoruz ama dışarıdaki insanlar geldiği zaman canları sıkılabiliyor bu yüzden. Evet. Ama şimdi yani buraya bir alıştı mı da gidiyorken de zorlanıyor değil mi? O da var yani. Tabii. Yani Ankara'da biz temsil edebiliyor muyuz? Nasıl yani? Eksikliğimiz var mı? Evet. Yanlışlığımız, eksikliğimiz var mı? Yani nasıl görüyorsunuz? Çok güzel buluyorum. İyi buluyor musunuz? Çok yani? Güzelsiniz, harikasınız. Yani. Böyle devam. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Teşekkür ediyorum. Her zaman Atatürk'ü desteklemeye olsun. Evet. Yani madenin çıkmaması için elinizden gelen her şeyi yapmayın. Yani. Maden konusunda da istemiyoruz. Daha doğrusu yani şu yeşillik olsun. Evet. Doğa olsun bunları kaybetmek istemiyoruz. Bunların başında da siz varsınız. Evet. Yani biz sizi destekliyoruz. Siz de orada gereken neyse onları yapın yani. Yani elimizden geldiğince sizleri mahcup etmeden
İnşallah. Düşüncelerinizi parlamentoya taşımaya çalışıyorum. Ben Artvin'de büyüdüysem benim çocuğum da büyümesini istiyorum. Aynen öyle. Aynen, yürekten katılıyorum dediklerinize. İnşallah bunu yetkililer de duyarlar evet. Bu kentte. Burada inebiliriz biz Uğur Bey. Şöyle bırakabilir miyim? Tamam. Peki. O taraftan inersiniz, o taraftan. Yani, tamam. Burada. Hadi kendinize iyi bakın, olur mu? Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hadi kendinize iyi bakın, çok sağ olun. Biz beraber gidiyoruz. Anneciğim, Beril de orada. Hadi bakalım. Çok bir şak attı. O kadar da önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Taksici esnafını şimdi daha iyi anladım. Yani hani derler ya ki bir şeyi haber almak istiyorsan taksiciden, berberden, oranın fotoğrafını çekmek istiyorsan diye şimdi daha iyi anladım birebir. Çünkü en iyi taksiciler bilirler bir kentin, bir şehrin, bir ülkenin şeyini, nabzını. O anlamda da ben bugün böyle dinliyorken bizim gözümüzden kaçan şeyleri bütün ayrıntılarıyla gördüklerini önemsedim. Bütün taksicilere, yani şöyle diyeyim, bugünkü benim meslektaşlarıma Allah bol kazançlar nasip etsin diyorum. Ama zorlukları da var. Zorlukların da olduğunu görüyorum. Teyze gel bırakayım, teyze gel. Gel bırakayım, gel. Nereye? Nereye gidiyormuş? Orkaya gidiyorum diyor. Gelsin bırakayım teyzemi, gel. Buyur teyze. Gel teyzem, gel. Gel teyze. Ön kapıyı kapatalım. Tamam, kapatayım. Tamam. Hadi güle güle. Sağ olun. Teyze nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, iyiyim. Bak bugün böyle bir şey uygulamamız var. Meclis taksinin. Dedik ki böyle teyzemi şeylerle görünce bırakalım diye evine, olmaz mı? Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Nasılsın teyze, iyi misin? İyi, ne bileyim işte, uğraşıyorum. Nasıl, sağlığın, keyfin yerinde? İlacına yaşıyorum işte. Öyle mi? Doktor kuvvetine. Geçmiş olsun teyzem. Nereli teyzem? Sağ ol, nereli? Diyorsun. Nereli teyzem? Ben Melo tarafından. Sarıbudak'tan. Evet. Artvin'in milletvekillerini tanıyor musun teyze? Hiç kimse tanımıyor. Tanımıyorsun yani? Yok. Tamamdır. Tamamdır. Ben 37 senedir buraya geldim işte, buradayım çocuğumla. Sen beni tanıyor musun, kim olduğumu? Ne tanıyabilirim? Görmemişsin o zaman. Tamam. Tamam. Artvin'de demek bazen tanıyamıyoruz, çıkartamıyoruz şey olarak teyzem. Oldu mu? Bilmem. Nasıl, emekli maaşı yetiyor mu teyzem? Yeter mi işte, ona göre emekli maaşı bir ifak memur maaşı. Yetmiyor değil mi yani şey yok olarak? Yok senden, ne yetecek işte, bana göre. Bazı emekliler diyor ki bizim maaşımız yetiyor, demek ki teyze seninki yetmiyor bak. Ankara'ya gidince söyleyelim, bak maaşlar azmış, Sayın Bakan'a da söyleyeyim, hükümete de söyleyeyim. Diyeyim bak teyzemi aldım arabaya, diyor ki maaşlar yetmiyor diye, söyleyeyim mi? Bir memur ifak maaşı 1 milyardan geçinebilir mi? Bunun ayağı var, üstü var, çocuğu evet. Var, okunacak. Evet. 37 senedir bak 1 milyara ancak çıktı maaşım. 5 kişi yok, encamı giyiyorum, şey. Oğlum evlandı, 2 tane çocuk başıma kalıyor da yetimleri boyutuyorum. Biri şeye gidiyor, Anadolu Lisesi'ne çalışıyor, biri de uça gidiyor küçük. Küçüğü uça gidiyor. Küçük uça gidiyor. Tamam teyzem, tamam. Allah bağışlasın, Allah bağışlasın. Amin, amin. Dersleri iyi mi? Uğraşayım. Dersleri iyi mi bari? Efendim? Dersleri iyi mi diyorum, iyi çalışıyorlar mı? Ne bileyim işte, çalışıyorlar, sınıfı geçiyorlar da bilmiyorum artık. Aman aman, canları sağ olsun teyze. Canları sağ siz olsun. Siz kimler olduğunu tanıtsam. Benim adım Uğur Bayrak Tutan. Ana, ben Yeter'in annesiyim ya. Biliyorum teyze, sen beni tanıyamadın. Vallahi yıllar geçti ya, ben unuttum ya. Bilmez miyim, bilmez miyim? Ana, senin bilmez. Şeyin zarfın gelmişti ki, okudum şimdi. Okudun mu? Ne iş yaptığımı biliyorsun değil mi teyzem? Tabii biliyorum. Biliyorsun değil mi? Tabii biliyorum. Nasıl, güzel yapıyor muyuz bu işleri, yoksa iyi mi kötü mü yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Yapıyorsun, ne bileyim. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sağ ol teyzem benim. Ben seni tanıdım ama seni tanıyamadım birden. Ben çok unutkanlandım ya. Çocukların derdi, merakı, işte yaşlılık, ne bileyim. Yeter ne yapıyor, iyi mi? Yeter iyi mi? Yeter iyi. Onda 2 tane oğlu var. Selam söylersin teyzem. Buradan gidiyorum değil mi? Kız gidiyor, oradayım ama... Oraya çıkıyor araba değil mi? Oraya çıkıyor kapıya. Ben bırakırım, kapıya kadar bırakırım teyzem, oldu mu?
Bugün bedava getirdik. Bir daha gelişimde para alacağım ama bugün almayacağım teyze. Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Sen zahmet etti buraya kadar. Allah bin kere razı olsun. Allah genç Allah sizden razı olsun teyzem benim. Olduk mu? Allah gençliğinizi versin. İyi keyfi versin. Sağ ol teyzem benim. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar eve de oldu mu teyzem benim? Ben de teşekkür ettim çok. Şunlara yardımcı olayım mı teyzem? Şimdi yere bırakayım. Tabii tabii teyzem, acele etme, acele etme. He. Acele etme teyzem. Hanım o da çok çok selam. Belgin'e selam söylerim teyzem, oldu mu? Oldu bayisine, oldu bayisine. Aynen. Hadi çocuklar. Hadi sizler benim kızlar mısınız? Hadi atlayın çocuklar. Nereye gidiyorsunuz? Sınava gidiyorum. Nerede? Köprüde. Hadi götüreyim işte. Hadi iyi bakın. 4-5 kişi sağsınız. Hadi çocuk. Hadi çocuklar hadi bakalım. Gelin bakalım. Gelin şu öbür taraftan çocuklar. Öbür taraftan, öbür taraftan. Hadi bakalım. Hadi gelin kızlar. Biri öne otursun çocuklardan, biri öne otursun. Gelin çocuklar biriniz öne oturun bakalım. Gelin bakalım. Gelin arkaya 4 kişi sığarsın. Gel. Heh, dur kızım. Tabii kızım. Gel. Gel kızım benim. Merhaba. Merhaba çocuklar. Ne var ne yok? Şimdi... İyilik sağ olun. Öndeki kemeri takarsa... Dolmuşu bize kızacak ama ne yapalım? Bugün ücretsiz hizmet yapıyoruz biliyor musunuz? Aa. Nerede okuyoruz çocuklar? Üniversite hemşirelik okuyoruz. Hemşirelik okuyoruz. Artvinli olan var mı içinizde? Yok yok. Nerelisiniz? Afyonluyum. Afyonlu. Sizler neresiniz çocuklar? Ordu, Niğde. Ordu, Niğde. Trabzon, Tonya. Trabzon, Tonya. Balıkesir, Göne. Balıkesir, Göne. Oo. Peki nasıl buluyorsun bir Artvin'i? Bir sorayım bakayım size. Nasıl Artvin? Güzel mi, kötü mü, iyi mi, çirkin mi? Hadi bir sizden bir dinleyeyim bakayım. 3 yıldır buradayız, alıştık ama evet. İşte çok zorlanmıştık. Evet. Böyle dağlık, engebeli olunca. Evet. Bir de öğrenci açısından çok fazla etkinlik yapabileceğimiz bir yer yok. Evet. O yüzden bir de çok pahalı. Pahalı mı? Çok acayip pahalı. Evet. Bugün ben hep bedava yolcudan alıyorum. Herkes pahalılıktan şikayet ediyor. Evet. Ne dersiniz? Çok gerçekten pahalı. Mi pahalı? Bir anlatın bakayım. Evet. Ne pahalı çocuklar? Yani bir üniversite... Geldiğimiz yerden dolayı pahalı galiba. Efendim? Geldiğimiz yerden dolayı pahalı. Öyle mi? Nasıl yani? Yani geldiğimiz yer daha ucuz ya o yüzden. Bir de öğrenciyiz. Evet. Meyve falan hani çok fazla hani evet. Alsak da evet. Hani pahalı olduğu için çok fazla şey yapamıyoruz. Öyle mi? Evet. Öyle mi? Yemek de pahalı. Yemeği evet. Dışarıda yiyor musunuz? Nasıl yapıyorsun çocuklar? Yemeği dışarıda... Burs alınca dışarıda yiyorum. Efendim? Burs alınca dışarıda yiyorum. Peki burslar yeterli mi? Burslar yeterli. Burada mi? Yetmiyor. Yetmiyor yani. Mu? Hayır. Yani ailemiz gönderdiği için yetiyor. Aileniz tabii herhalde memurdur, orta halli aileler öyle evet, tahmin ediyorum evet, değil mi? Evet. Ama sizlerin bir şey olması için çırpınıyorlar evet. Değil mi? Bir de onu düşünün evet. Çocuklar. Evet. Peki, ben idareli kullanmaya çalışıyoruz. Siz hangi yurtta kalıyorsunuz orada? Devlet yurdunda. Devlet yurdu. Orası evet. Herhalde zaten uygun. Siz evet. Şanslı öğrenciler evet, dersiniz. Öyle anlıyorum değil mi? Uygun. Daha işte okula giderken falan sıkıntı oluyor. İşte dolmuşlar mesela çok dolu geliyor. Yarım evet. Saat dolmuş beklediğimiz oluyor mesela. Yani Artvin'de en büyük sorun ne görüyorsun çocuklar? Sizden dinlemek istiyorum. Nedir en büyük sorun? Biz burada en çok şundan sıkılıyoruz. Ve Artvin'in en hoşumuza giden yeri veya yönü şudur diyeceğiniz ne var yani? En hoşuma giden yönü sessiz bir yer olması. Yani çok da böyle kalabalık bir yer evet. Değil. Evet. Hani genel görenek falan sahip çıkılması iyi bir şey. Evet. Hoşuma gitmeyen şu taşıtlar. Nedir, çok yol bekliyoruz. Evet. Yani dolmuş oturarak bindiğimiz çok az yani. Az oluyor. 30-40 kişi falan biniyoruz. Bir kere saymıştım ben 30 küsür filandı bir dolmuşta bindiğimizde. Dolmuşlardan şikayetiniz var öyle anlıyorum çok değil fazla. Mi? Bir de iskele daha az geliyor. Evet. Mesela köprüye yarım saatte bir geliyor. Kabasa doluyor. Öyle mi? Evet. Peki geldi okul bitti. Dersler bitince yani herhalde muhtemelen... Derslerin dışında sürekli ders çalışıyorsundur. Öyle tahmin ediyorum. Yok, öyle mi? Çalışmıyorum. Yanılıyor muyum? Yurtta oturuyorum. Yok da bakacak bir yer olmadığı için.
Ben de üniversite öğrencisiyken tabii sizin gibiydim. Ben de böyle yurtta kalmadım ama çok ders çalışmaz. Sizler de çalışmıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Oldu mu? Çalışıyoruz. Kaç doğumlusunuz sizin şeyi, yaşlarınız kaç doğumlusunuz? 92-93. 92 tamam, benim kızım da 91 doğumlu. O üniversiteyi bu sene bitirdi. Demek ki sizler de aynı şeydesiniz yani, oldu mu? Peki Artvin'de şey filan, sinemaya, tiyatro öyle şeyler var mı? O tip şeyleri yapıyor musunuz? Gidiyoruz. Daha da bugün sınavdan sonra gitmeyi düşünüyoruz ama bir de sinemalar mesela, filmler. Evet. Bizim oraya mesela bir ay önce gelen bir film. Buraya işte 1,5-2 ay sonra filan geliyor mesela. Hani o sıkıntı ulaşım oluyor. Yani zamanında vizyona... Evet. Yani her, girmiyor. Herkes girmiyor. İzliyor. Tartışmasını yapıyor filan. O evet. Muhabbet kalkıyor. Biz ondan sonra izliyoruz. Evet. Ama kenti sizin anladığım, yani sizin gözleminizde şu, sessiz bir kent. Öyle anlıyorum değil mi? Evet, sessiz, evet. Sakin. Yani biz gündüz çıktığımız için sessiz ama gecesi iyi mi? Bir de hemen hemen bir şeyin farkında mısınız? Hemen hemen herkesi tanıyorsunuz gibi geliyor yeni mahallede de. Yani İskebe'de de aynı. Evet, evet. Komşuları tanıyorsunuz. Herkes birbirini tanıyor mu? Evet. Ne dersiniz? Evet. Aşinalık oluyor. Aşinalık oluyor mu? Yani. Çok güzel. Muhabbet etmesek de en azından sima olarak tanıyoruz, şey yapıyoruz. Evet. Komşulara tamam. Falan gidiyoruz buraya. Öyle mi? Bahar olunca orada geziyoruz. Öyle mi? Komşulara falan da gittiğimiz oluyor da. Evet. Biz sağlıkçı olduğumuz için sağlık sorunlarıyla evet. ilgili. Beni tanıdınız mı? Hayır. Hiç tanıyabildik mi sana? Tanıyamadım. Tanıyamadınız mı? Hiç görmediniz daha önce? Yok. Milletvekillerini tanıyor musunuz Artvin'i? Tanımıyorsunuz. Çok fazla değil. Peki. Tamam, ben Artvin'in milletvekiliyim. Uğur Bayraktan benim adım. Burası meclis taksi. Bakın görüyorsunuz. Fark ettiniz mi? Evet. Biniyorken tereddüt ettiniz ama. Evet. Ne istersiniz bizlerden, milletvekillerinden? Ne yapalım? Yani Artvin için hani bir şey yapılmasını isterseniz, ya şu milletvekillerimiz şunu yapsınlar. Artvin'in şu sorununa iyisinler derseniz ne yapalım biz? Yani yarın öbür sene Ankara'ya gideceğim ben de. Milletvekillerimiz şuna ilgilensinler. Hem diğer milletvekilimize de söyleyeceğim. Burada olmayan milletvekilimize. Diyeceğim ki bak gençler şunu istiyorlar bizlerden. Şunu daha çok yapın. Şunun üzerine daha çok düşün. Örneğin burslar çok pahalı. Biraz az aşağı indirin diyeyim mi? Ya Ankara'da da şunları yapın yani. Şunları söyleyin diyebileceğiniz bir şey var mı çocuklar aklınıza gelen? Mesela Artvin'den her şehre direkt araba yok. Ben Niğde'liyim. Öyle mi? Ha. Ankara'ya aktarma yapmak zorundayım. Ondan sonra Niğde'ye geçiyorum. Bu konuda bir şey yapılabilir mi? Ankara'dan direkt Niğde'ye araba koyalım diyorsunuz. Hayır. Birçok yere... Herkes aktarmalı gidiyor. Herkes aktarmalı gidiyor. Tabii genelde otobüs kullanıyorsunuz değil mi? Öyle anlıyorum. Evet. Zaten otobüste kısıtlı böyle firmaları falan çok az. Evet. Uçak kullansak bile ben birinci sınıfta uçakla gidiyordum. 10 saatte gidiyordum. Buradan Trabzon'a 5 saat. Oradan nereye gidiyordun? Oradan Ankara'ya gidiyordum. Evet. İşte Ankara'dan Afyon'a. Evet. 10 saatte uçakla gitsem de 10 saat sürüyordu mesela. Oo tabii sen 4-5 saatte Trabzon'a gidiyordun. Evet. Ama bir şeyin farkında mısınız? Tabii şehir zor bir şehir. Yani hem de uzak şeye, ana arterlere uzak bir kent. Ama buna rağmen insanın nasıl buluyorsunuz Artvin'i? Yani yardımsever miyiz? İnsanı yardımsever ama esnafı birazcık. Nedir? Esnafın şikayetini de dinleyeyim. Esnafta ne problem var? Öğrenci misin daha fazla? Öğrenci olunca daha fazla oluyor. Yani. Öyle mi? O zaman şundan da olabilir mi? Sizin paranızın çok olduğunu hissettikleri için fazla paraya satıyor olmasın lazım. He? Ne dersiniz? Evet, paramız çok değil ama öyle bir izlenim. Tabii, kişi ben benimki şaka tabii. Biliyorsun için. Şaka yapıyorum. Ben ama çok güzel bir arkadaşlıklarınızın olduğunu tahmin ediyorum evet, çocuklar. Öyle değil evet, mi? Evet. Öyle değil mi yani? Üniversite arkadaşlıkları unutulmaz. Yani... Bir de üniversite yılları hiç unutulmaz biliyor musunuz? Evet. Çok şey katıyor insan. Siz doğmadan ben 5 yıl evvel üniversiteyi bitirmişim ben de. Tamam mı? Yani hemen hemen aynı bitirmişti sayılır yani. Ha? Ne dersiniz? Evet. Şimdi bu yapmış olduğumuz program var ya. Şu yapmış olduğumuz geziyi anlayabildiniz mi? Anlayamadım. Ne anladınız? Zaten. Ne anladınız? Bu ne bu program? Ya işte bir milletvekili olarak hani halka iniyorsunuz. Evet. Güzel halkın gözünde. Güzel mi? Biniyorken tereddüt ettiniz ama. Evet. Ettiniz mi? Sonra neden peki vazgeçtiniz tereddütünüzden? Taksi sonuçta yabancı araba. Ama meclis evet. Taksi okuyunca. Evet. Anladınız mı biraz? Evet. Biniyorken anladınız. Evet. Ben oradakilere dedim bak binip pişman olursunuz dedim. Bilmediler. Ailelerinize de haber verin. Eyvah. Deyin ki bakın biz ünlü olduk. Bir milletvekilini de ünlü yaptık.
o da tanımıyordu. Bizim sayemizde Türkiye tanınacak diye, tamam mı? Evet, bilseydik hazırladık. Ondan sonra ama böyle olması daha güzel değil mi? Evet. En güzeli böyle oldu. Evet, şimdi bu sefer sizden ücret almayacağız. Yani bu sefer sınavına iyi girin diye, derslerinizi büyük bir moralle girin diye. Ama bir dahaki sefer kesin bir daha eğer gelirsem ücret alacağım. Anlaştık mı? Ha, ne dersiniz? Nerede sizin okulunuz? Üst geçin. Hemen üst geçin orada. Sizi sağda bırakacağım, oldu evet. mu? Ama şeyi mutlaka unutmayın, olmaz mı? Ailelerinize söyleyin. Tamam. O size olan özlemlerini sizleri görerek, izleyerek şey yaparlar. Tamam. Hadi kendinize iyi bakın çocuklar, oldu mu? Başarılar diliyorum. Ailelerinize, annelerinize, babalarına saygılarımı iletin, oldu mu? Hadi bir yere gidiyorsanız bırakayım. Küpeyi devam. Hadi atlayın. Teyze arkaya, arka ön tarafta şey var. Teyze gelir misin? Hadi bırakayım ben sizi. Tamam. Gelin. Aleykümselam. Teyze kapıyı kapatırsanız. Evet. Nereye gidiyorsunuz? Ben hastaneye geçeceğim. Hastaneye mi? Tamam teyzeciğim. Siz nereye delikanlı? Geç kaldım. Ben de okula gideyim, ben sınav var da. Sınav mı var, öyle mi? Siz nerelisiniz? Benim adım Uğur Bayrak Tutan. Ben tanıdım ama. Tanıdınız mı? Tanımadınız. Ben İcra Müdürü'nün eşiyim, hikayeciyim. Oo, tamamdır. Ne yapıyor müdürüm benim, iyi mi? İyi. Evet. Selam söylersiniz, oldu mu? Aleykümselam, teşekkür ederim. Diyeceksiniz bu ne iş yapıyor diye burada, şaşırmadınız mı? Biraz. Biraz şaşırdınız mı? Hı hı. Acaba ne iş yapıyor diye. Bizim maaşlar yetmiyor, arada bu işleri yapıyoruz. Teyze. Öyle değil herhalde ama. Değil mi öyle? Değil. Değil mi? Elocuğum şurada mı bırakayım ben sizi? Şurada ineyim. Öyle mi? Tamam, çok selam söylersiniz, oldu mu? Çok teşekkür ederim. Bol selam söyleyin, saygılarımı iletin, oldu mu? Siz de selam söyleyin. Hadi. Allah iyilik versin, geçmiş olsun. İyi günler, sağ olun. İyi günler diliyorum. Çok sağ olun. Evet. Delikanlı, sen hangi bölümde okuyorsun? Abi şu an ben çok şaşkınım. Efendim? Şu an ben çok şaşkınım, acayip derece. Nasıl şaşkınsın? Ne bileyim. Beni tanıdın mı? Yok, tanımak değil de. Evet. Sen nerelisin? Ben Erzurum. Erzurumlusun. Ne kadar zamandır Artvin'desin? Ne kadar zaman? İşte üçüncü senemiz ya bu. Üçüncü yıl. Evet. Hangi bölümde okuyorsun? Sınıf öğretmenliği. Sınıf öğretmenliği. Evet. Herhalde şeyi bırakmadın inşallah. 4 yıla bitirecek miyiz? Oho. Biter mi diyorsun? Biter ya. Bitmek zorunda yani şu an. Öyle mi? Evet evet. Tabii bir şey, nasıl Artvin'i sevdin mi? Artvin güzel, elimiz olsun ya. Güzel değil mi yani? Huzurlu bir kent değil mi? Çok güzel. Öğrenci için o kadar iyi değil de. Yani tam bir memur yeri diyebilirim yani. Öğrenci için niye iyi değil? Yani nedir mesela, öğrenmek isterim. Neden iyi değil? Şöyle bir şey var abi. Hani ücret olarak ya bize gelmiyor yani, öyle diyeyim. Ya mesela geçen sene bir ayın 7'sini 4 gözle bekledik. Ocağa işte dedik, işte başbakan işte zam yapacak dedi. Evet. Zam oldu, direkt servislere verdik yani, bir şey değişmedi. Öyle mi? Evet. Peki şeylere, aldığınız burs ücretlerine. Evet evet. Ne kadar alıyordunuz, ne kadar zam geldi? Ben 260 alıyordum. 280'e çıktı, yine 260 alıyorum yani. Öyle çünkü mi? Çünkü 20 lira şeye gitti. Üniversite bizim karşıda. Evet. Direkt oraya gitti. Yani bizde hiç alakası olmadı o paranın. Yani 20 lira zam geldi. O sizin için yeterli olmadı. Aynen aynen öyle oldu. Burada bir şey bulmak çok zor. İstediğini bulduğun zaman. Evet. Hani bilmiyorum da satıcılar yani ellerinden gelen mi bu, gelmem mi bu. Yani ne kadar fazla satarsan o kadar kârdır onlar için yani. Ama Türkiye'nin her tarafında öyle değil mi? Bütün satıcılar fazla kâr etmek ister. Öyle değil işte. Ha. Burada tekel gittiği için çoğu şey. Evet. Yani adam diyor ki bir tek bende var diyor bu şey. Hadi bakalım ne kadar istiyorsun? Evet. Bildiğin açık arttırma gibi adamlar. Öyle mi? Aynen. Yani burası sonuç olarak pahalı bir kent, öyle anlıyorum değil mi? Aynen abi. Pahalı bir kent. Bayağı pahalı. Öğrenci için pahalı mı yani şey olarak? Evet. Bence pahalı. Daha doğrusu arkadaş görüşüm. Hani evet. Benim çevrem bayağı geniştir üniversite evet. şeyinde. Evet. Çok pahalı diyebilirim. Yani bir üniversite öğrencisi için ilgi çeken nedir aslında? Ve eksiklik nedir, onları bilmek çeken isterim. Çeken derken abi. Evet. Hiç yok mudur? İlgi... Nasıl olabilir? Evet. Nasıl evet. diyeyim? Belki hani kıştan yaza ilkbahara geçiş oluyor ya. Evet. Hani o zamanki manzara
Yani benim için yetiyor diyebilirim yani. Artvin'de kalma sebebi bu olabilir. Sonra işte Borçköy, Şapkaçata falan göle gittiğimizde evet. Oradaki manzara yetiyor. Hani doğası sadece buraya celbeden bence. Ya bir de yerli halkından bahsediyorum. Ama yerli. Evet. Yani buranın yerli halkı 10 numara insandır yani. Yerli halkı çok güzel mi? İyi mi? Ya yerli halkı 10 numara da. Yani şunu gözlemliyor musun bilmiyorum. Ben de Artvin'de böyle en ufak bir huzursuzluk yok. Çok güzel bir kent değil mi Artvin? Böyle barışın, kardeşliğin olmuş olduğu. İlk sene ben çok şaşırdım. Evet. Niye şaşırdım? Ya bilmiyorum ben hani İzmir'de alışmamışım ya da Erzurum'da alışmamışım. İşte Manav mesela üzerine bir tane şey atıyor. Bir şey kaldı. Hani ertesi güne bakıyorsun. Adam aynı şey devam edebiliyor. Meyveler falan, sebzeler dışarıda. İşte ekmek dışarıda. Kapı kilitleyip de vurmuyor yani. Burada değil mi? Evet. Hiç başka yerde var mı böyle bir kent? İşte şaşırmadın mı? Şey yok işte. Başka bir yerde yok. Neden böyle acaba sence? Ya bir de küçük bir yer. Hani herkes birbirini tanıyor. Evet. İnsanlar arasında bir şey var bence. Belli bir saygı var. Artvin'de kalabilirim diyorsun yani. Ben Artvin'de kalabilirim. İnşallah da memur olurum. Devam edelim. Evet. Yani. Artvin'den evlenebilir misin? Yok. Yok mu? Olmaz. O imkansız. Neden? Zaten var. Var mı? Ha o zaman Artvin'de değil. Ha, aynen öyle. Artvin'de değil. Ha o zaman çok şey. Tamam. Ya, Allah daim yer versin diyeyim, oldu mu? Allah razı olsun. Yani çünkü Artvin'de olsa da olabilir de Artvin'de değil yani. Aa, şimdi zaten diyemezsin yani. Mümkün mü yani? Onu dedin mi suç işlersin, öyle değil mi? Evet. Peki kızımız da seviyor mu Artvin'i? Ya o burada değil. Burada değil. Evet. Artvin'i gördü mü? Merak ediyor. Sadece şu an merak ediyor. Öyle mi? Anne üniversite kaydına geldiği zaman sen mi geldin yoksa annem babam mı getirdi? Annem babam. Çok sormuyorum değil mi? Dayı oldu falan. Biz yandan araç kullanıyorum, bir yandan konuşuyorum. Bayağı bir geldik yani biz buraya. Evet, ne yaptılar ilk gördükleri zaman, o çok önemli. Bir şey diyeceğim. Yani söyle lütfen, söyle. Çok merak ettim. Aa ne muhteşem, hani diyor şair bir şey ki. Boşver Paris'i, Artvin'i görmeden ölme demiş şair. Yani seninki de öyle mi, şu Artvin'i görmeden ölmeyelim mi? Öyle değil mi? Hani geldik işte bizim karşı tarafta, Seyitler'de bizim üniversitede ilk eğitim oradaydı. Evet. Gidiyoruz şimdi, buraya geliş ayrı bir dert. Hani ilk kez buraya geliyorlar. Yani biz genelde hani İzmir tarafı mesela düzlük yollar var ya, evet. Bilirsiniz. Hani orada sürekli düz yollar var. Buraya geldik işte sürekli böyle S çiz böyle sürekli S yollar. Evet. Yani Dayıoğlu sürüyordu işte arabayı. Diyor, Tugay diyor, biz nereye geldik diyor, bu dağın sonu yok diyor. Bir şey duydun mu bilmiyorum, Türkiye'nin en iyi şoförler nereden çıkar biliyorsun değil mi? Oo abi onunla ilgili bir anım var, öldüm. Nasıl, ben nedir ya. Dinlemek isterim. İşte geçen hangi yol, işte döndüğümüz yollar var ya. Evet. O hapishanenin olduğu yer sanırım. Oradan işte adam bildin elleri salık yani normal şey istiyor, tamam mı? Bir elinde telefon var, sağ elde, sol elde camda. Adam bildin şu dizleri şeyi döndürdü. Direksiyon mu? Direksiyon döndü. O Artvin'i direkt sormaya gerek yok. Öyle olduğunu ancak Artvin'le olabilir. Ya ben öyle bir şaşırdım ki ayaktayım böyle, arkadayım. Evet. Ya bizim ayakta diyorum, ya diyorum baksana diyorum, ne yapıyor adam diyorum. Evet. Adam bizi öldürecek falan, adamlarda hiç şey yok ya. Diziyle direksiyon mu çeviriyor? Aynen. Artvin böyle senin gözünden bir sorun olarak bir şey gördüğün bir şey var mı Artvin'de yani? Bir pahalılık dışında diyorum ki her şey normal. Yani bir öğrenci için pahalı bir kent. Böyle anlıyorum evet. Değil mi? Peki öğrenciler rahatça ev tutabiliyor mu? Kiraya verebiliyor mu yerel halk diyorsun ya? Hemen kiraya veriyorlar mı evlerini? Nasıl görüyorsun onu? Ya kiraya da veriyorlar da oraya da girmeyelim. Öyle mi? Yani neden? Öğrenci evi çok ses çıkarttığı için sevmiyorlar ya. Ama o zaman demek ki siz de yaramazlık yapıyorsunuz. Ya çok ses çıkartıyorsunuz. Dün bizi yönetici aradı. İşte ne yapıyoruz falan işte. Dedik ya bir şey yaptığımız yok ki. Müzik dinliyoruz, dans ediyoruz, oynuyoruz, tepiniyoruz demişsin. Başka bir şey yapmıyorsun. Öyle değil mi? Hocam ben müsaade ederim. Sen nerede bırakacaksın? Yeri değil ama sıkıntı yok. Burada bir yerde dur ben şöyle bıraksam olur mu? Tabii. Tamam. Tugaycığım bu sefer bedava getirdim. Bir dahaki sefer para alacağım ona göre. Oldu. Hadi iyi dersler diliyorum Tugaycığım, oldu mu? Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. ...11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif geldi. Gelirken de bereketiyle geldi. Biz de bu yüzden fazla mesaide Ramazan ekonomisini işleyeceğiz. Thank you.
Ramazan'ı görmek de nasip oldu. İnşallah sana da nice Ramazanlar nasip olur torunum. Yıllar geçer, nesiller değişir ama bazı şeyler değişmez. Ramazan sevinci ve coşkusu her daim sürsün. Bittik biz. Ne oldu? Kalıp kırıldı. Siparişleri ne yapacağız? Faul. Faul mü? Abi ne faulü ya? Adamlara ne diyeceğiz ya? Faul. Faul kart. İşte böyle. Anladım ben seni kaptan. İşte buyur. Faul kart. Abi kart da 10 numaraymış yalnız. Ama bir Alex değil tabii. Türkiye Finans'tan ticarete hız veren kart. Faul kart. Görünmeyen mikroplar havanızı bozmasın. Arçelik İyonizer Inverter Klima oluşturduğu iyonlarla gözle görünmeyen bakterileri yok eder, havayı %99 oranında temizler. Abi bizim en baş düşmanımız çalar saat. Bütün ay gez dolaş dandana, başça sıra gelince bizim çalar saatimiz var. Ramazan'ın vazgeçilmezi Davulcu Sezgin, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi Sütaş lezzetleri. Türkiye için iftar, Sütaş için iftihar vakti. Vestel'lendiren günlerde Dünya Kupası'na özel fırsat. Çift ekran teknolojisine sahip Vestel 120 ekran sınırsız TV'ler 2499 TL. Üstelik Akses özel taksitlerle. Bosel tarifelerinin eşi yok, benzeri yok. 39 liralık Bosel tarifesine geçene 100 liralık yakıt bedava. Üstelik sınırsız 4 GB internet, her yöne 1000 dakika, 1000 SMS ve Bosellilerle sınırsız konuşmada içinde. Yakıt kazandıran Bosel, petrol ofisi istasyonlarında. Şaştım kaldım. Vücut dengemizi korumaya yardımcı yeni bir yatak yapmışlar. Denemezsem olmaz dedim, kalktım geldim. Biyoenerji serisi yataklarda kullanılan Bioritmic Sleep kumaş teknolojisi, vücut iletişiminin ve dengesinin korunmasına yardımcı mineraller içerir. Size de hayatı konforlu yaşamak kalıyor. İyi ki ona rastladım. Buyurun, hoş geldiniz. Ne yapıyorsun? İyidir. Ne var ne yok? İyidir, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de böyle bugün meclis taksi. böyle geziyoruz. Bugün ücretsiz hizmet yapıyoruz. Aa, ne var ne yok? İyi diyorsun. Uğur Bey, sağ olun. Sizler nasılsınız? Tanımayan yok. Nereye gidiyorsam tanıyorlar. Tanımayanı alayım diyorum. Buralısınız vekilim. Nasıl tanınmasınız? Seneleriniz burada geçmiş. Evet. Doğma büyüme. Nasıl gidiyor? İyi misiniz? Biz vekilimi çalışıyoruz, yaramaz yok. Biz Ankara'dan geldik işte, bir yandan da Artvin'i dinlemek istiyoruz. Hmm. Nasıl buluyorsunuz, sorunları taşıyabiliyor muyuz parlamentoya? İyi vekilim, yani sizin gibi herkes çalışsa Türkiye güllük gülistanlık olur ya. Artvin'de sorun olarak ne görüyorsunuz Artvin'de? Yani şu sorunu vardır, parlamentoda şunu da dile getirelim. Şu çok önemlidir bizim için diyeceğiniz bir şey var mı? Benim söyleyeceğim bir şey. Yani Artvin'in en büyük sıkıntısı nedir şu anda? Vallahi en büyük sıkıntımız işsizlik. Evet. Sayın Vekilim. Evet. İşsizlik hasta var. Üniversite mezunu oğlum var. İşsiz. İşsiz. Nereye bitirdi çocuk? Efendim? Çocuk nereye beden bitirdi? Beden eğitim öğretmeni. Kaç yıl oluyor bitirdi? 3 yıl. 3 yıl. Büyük bir sıkıntı KPSS'den yani. KPSS'den işte birinde 0.30'la kaybetti. Evet. İkincisinde işte ne yaptı? Onda da yine bir düşük puanla kaybetti. Evet. Halen işsiz. Evet. İşsizlik şehrimizin en büyük şeyi. En fabrikamız büyük sorun. Yok. Evet. Daha sonra... genel olarak taşeron sorunu var vekilim. Biz mesela taşeron çalışıyoruz.
Evet, Artvin itfaiyesinde çalışıyorum vekili, biliyorsunuz. Evet. Geçen gün yangına gittik mesela. Arkadaşa diyemiyorsun ki sen işte benim 3 katım maaşı alıyorsun. Sen gir yangına da ben beklerim dışarıda diyemiyorsun. Sen de keza alıyorsun kelleyi, koltuğa giriyorsun içeri. Bu konulara sizin çabalarınız var, bazı şeyler var, duyuyoruz, biliyoruz ama evet. Tabii ki hükümetin daha bir ağırlıklı olması lazım, daha bir ilgilenmesi lazım. Sizin dediğiniz çoğunluk olmadığımız için evet. Sayın olmuyor. Mesela arkadaşlar, ben müdürlük yapıyorum, itfaiye müdürü. 3 çeşit maaş alan adam var. Evet. Biz orman memurlar var. 2-250-2,5 arasında alıyorlar. Evet. Mesela işçi var, 1,700 alıyor. Bunlar var, hizmet alımı. Evet. Bunlar da 890'la 1000 lira arasında ücret evet. alıyorlar. Fakat hepsi aynı işi yapıyorlar. Evet. Yani dediğiniz burada var. Ücret dengesizliği var. Bunun giderilmesi evet. gerekir diyorsunuz. Bunun evet. için girişimde bulunun. Tamam. Bunu evet, mutlaka takip edelim. Nereye kadar gidiyorsan da oraya kadar götürürüm ben. Müsaitlerde inebiliriz. Öyle mi? Tamam. Evet, tamam. Böyle. Peki. Böyle. Peki. Hadi kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın, oldu mu? Hadi. Çok teşekkürler. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Nasıl geçti? Kazançlar iyi olmasa da gayet güzeldi, renkliydi. Dediğim gibi çok iyi bir tecrübe oldu. Yani hem yurttaşlarımız hem Artvinli hemşehrilerimiz bir daha hayatım boyunca unutamayacağım, onların da hayatı boyunca unutamayacağı bir enstantane oldu diye düşünüyorum. Sizi ilk defa böyleyse ki takım elbisesiz gördü hemşehrilerimizden. Biraz şaşırdılar, biraz şaşırdılar. Ben avukatlığımda da cumartesi pazar hep kravat takardım. Benim için de ilginç oldu ama iyi oldu diye düşünüyorum. Spontane geldik ama daha iyi oldu diye düşünüyorum. Uğur Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür size. Ediyorum, çok memnun oldum. Tekrar görüşmek üzere. İnşallah, inşallah efendim, saygılar. İnşallah efendim, inşallah. Bu haftada kontak kapatma vakti geldi. Size bu defa Artvin'den veda ediyoruz. Sürücümüz Uğur Bayrak tutandı. Meclis taksi yine milletle vekilini buluşturdu. Dertleştirdi, konuşturdu. Haftaya başka bir şehirde yeni bir isimle birlikteyiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.